Fırat ve Dicle nehirlerinin Asya Körfezi'ne döküldüğü yerde kurulan Sümer Devleti'nin şehir devletleri halinde örgütlenmişti. Bilmiyorum, şehir devletleri Ur, Uruk, Ladaş, Umma, Kiş ve Eridu'ydu. Sümerler'de bir şehir kurulurken önce merkeze Zikurat adı verilen tapınak yapılır. Sonra etrafına yerleşim gerçekleştirilir ve etrafı surlarla çevrilir. Bu şekilde oluşan şehrin, dolayısıyla şehir devletinin genel olarak adı site idi. Siteyi yöneten krallara ensi veya patesi adı veriliyordu. Ensi veya patesi olan kral bir siteyi daha ele geçirirse, yani burada görüldüğü gibi Ur ve Umma şehrini ele geçirirse, Vugal adını alıyor. Tüm Sümer şehir devletini ele geçirirse, Vugal Kalma adını alıyordu. Şehrin merkezinde kurulan Ziggurat'ın 4 işlevi vardı. Bunlar okul, rasathane, tapınak ve soğuk hava deposu. Rasathane işlevi sayesinde Mezopotamya'da astronomi ve astroloji bilimleri gelişmişti. Astronomi biliminde ilk defa ay takvimini yapmışlar. Astroloji biliminde gelişerek de ilk defa burçları bulmuşlardı. Tapınak işlevi sayesinde Mezopotamya'da geometri ve matematik gibi bilim dalları gelişirken, tapınaklara getirilen tarım ürünlerinin hesaplanması ve not alınması sırasında aynı zamanda Ziggurat'ın okul işlevinden faydalanmış ve bu sayede yazıda gelişilmiş ve yazı icat edilmişti. Kullanılan yazı şekline çivi yazı deniyordu ve bundan dolayı Sümerler tarihi devirlere giren ilk uygarlık olarak tarihe geçtiler. Geometri biliminde Sümerler dairenin 360 derece olduğunu buldular. Matematik biliminde 4 işlemi, çarpım tablosunu, 60 tabanlı sayı sistemini, 2. dereceden ve 3. dereceden bilinmeyen denklemleri çözmeyi başardılar. Ziggurat'ın soğuk hava deposu olarak kullanılmasında malzemesinin topraktan olması çok etkiliydi. Çünkü Mezopotamya düz bir araziydi ve taş yoktu. Aynı şekilde surların etrafı da kerpiçten yapılmaktaydı. Bu durum yapılan bu sanat eserlerinin çok çabuk yıkılmasına sebep olmuştu. Ve aynı sebeplerden ötürü istilaya açıktı. İstilaya açık olması da bu malzemelerin çok çabuk yıkılmasına ve günümüze ulaşamamasına sebep oldu. Mezopotamya sitelerinden biri olan Lagash'ın krallarına Uruk'a günü tarihte ilk defa yazılı kanunlar yaptı. Dolayısıyla Sümerler tarihteki ilk hukuk devleti olarak tarihe geçtiler. Uruk-hagina dışında Urnammu ve Gudea'da yazılı kanunlar yaptı.